Selam dostlar. Bu videoda bir sahabiden bahsedeceğiz. Yeni ve daha fazla video hazırlamamız için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Videoya ve kanalımıza desteği abone olup zili açarak verebilirsiniz. Evet, anlatıma başlayalım. O, cennetle müjdelenen 10 bahtiyardan biridir. Asıl ismi Amir idi. Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh diye biliyoruz biz onu. Genç yaşta Müslüman olunca, müşrik olan babasının evinden ayrılmak zorunda kaldı. Çaresizdi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Habeşistan'a hicret müsaadesi verince, İslam'ı yaşayabilmek için Mekke'den oraya göçen Müslümanlarla birlikteydi. Habeşistan'daki yılları din kardeşlerine ve Allah Resulüne hasretle geçti. Sonradan İslam'ın nuruyla aydınlanmış olan Medine'ye döndü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de her bir Medineli ile her bir Mekkeli'yi kardeş yapıyordu. İnsanlık tarihindeki en anlamlı kardeşlik projesiydi bu. Mekkeli Hazreti Ebu Ubeyde radıyallahu anh ile Medineli Hazreti Sa'd bin Muaz radıyallahu anh kardeş ilan edildi. Bedir Savaşı'na katıldı. Akabinde Uhud'da bulundu. Uhud Savaşı'nda Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem miğferinden kopan iki halka Efendimizin aleyhissalatu vesselam mübarek yüzlerine batmıştı. Hazreti Ebu Ubeyde radıyallahu anh bu halkaları Efendimizin mübarek yüzlerinden dişleriyle çıkarırken ön iki dişi kırıldı. Efendimiz'i aleyhissalatu vesselam gölge gibi takip ederdi. Peygamberimize gelen Yemenliler kendilerine İslam'ı öğretecek birini istediklerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Yarın size bu ümmetin en eminini vereceğim." buyurdu. Doğrusu o gece Medine'de gözlere uyku girmedi. Herkeste müthiş bir merak vardı. Kim ola acep bu emin kişi? Ertesi sabah mescit tıka basa doluydu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından sonra ayağa kalktı ve "Kalk ya Ebu Ubeyde, işte ümmetin en güveniliri." diyerek onu büyük bir iltifatla şereflendirdi. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra halifelik konusu gündeme gelince Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazreti Ebu Ubeyde'nin ve Hazreti Ömer'in ellerini tutarak "Bu ikisinden birine biat edin. Zira Hazreti Peygamber bu ikisi ne iyi insanlardır." diye buyurmuş. Dese de ikisi de hilafeti Hazreti Ebubekir'e layık gördü. Şimdi Hazreti Ömer'le birkaç hatırasından bahsedeceğiz. Hazreti Ömer radıyallahu anh devridir. Medine'de kıtlık vardır. Halife Ömer radıyallahu anh valilerinden yardım talep eder. İlk yardım kervanını gönderen o dönem Şam valiliği yapan Ebu Ubeyde radıyallahu anh oldu. 400 deve yükü gıdayı kendi elleriyle yularından tutarak Medine'ye teslim etti. Sade bir hayat yaşıyordu. Şam valisiyken Hazreti Ömer radıyallahu anh Şam'ı denetlemeye gitmişti. Ebu Ubeyde radıyallahu anh diğer valiler gibi erkenden yollara düşmez, halifeyi karşılamak için işini terk etmezdi. Onu gören Hazreti Ömer radıyallahu anh "Beni gece sen misafir et." der. Ebu Ubeyde radıyallahu anh bu tekliften pek hoşlanmaz. Hazreti Ömer radıyallahu anh ısrar edince de kabul eder. Evi Şam'ın kenar semtinde bir yerdeydi. İçi bomboştu. Lüks ve tezyinat hiç yoktu. Hazreti Ömer radıyallahu anh "Senin başka bir şeyin yok mu?" deyince Ebu Ubeyde radıyallahu anh "Bu yeter." der. Hazreti Ömer radıyallahu anh Ebu Ubeyde'nin yoksul halini görmemesi için kendini evine davet etmediğini anlar, çok duygulanır. Şöyle der: "Dünya hepimizi değiştirdi. Sen hariç Ebu Ubeyde."
Yine Hazreti Ömer'in radıyallahu anh Şam ordusu kumandanı Ebu Ubeyde'ye radıyallahu anh ait bir çadırda konakladığı vakitte kahvaltı vaktiydi. Hazreti Ömer'e radıyallahu anh size ordu yemeğinden mi yoksa komutan yemeğinden mi getirelim diye sordular. Hazreti Ömer radıyallahu anh ikisinden de getirin buyurdu. Ordu yemeğini getirdiler ki et, çorba ve tirit idi. Hazreti Ömer radıyallahu anh ordunun yemeği bu mudur diye sordu. Evet ey müminlerin emiri dediler. Ordu komutanının yemeğini getirin dedi. Onu da getirdiler. Kuru ekmek parçaları ve biraz süt. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu manzara karşısında ağladı ve kumandan Ebu Ubeyde'ye radıyallahu anh sana emin adını veren elbette doğru söylemiş dedi. Hristiyanlar dahi onu severdi. Çünkü idaresi altında herkesi evladı gibi bildi. Bundan ötürü Şam'daki gayrimüslimler canlarını ona feda edecek kadar onu severlerdi. İslam aleyhine oluşan her fitneyi valiye haber verirlerdi. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında Şam tarafında veba hastalığı yayıldı. Binlerce insan vefat etti. Ebu Ubeyde radıyallahu anh bütün hastaları büyük bir kampa aldırdı ve karantina uyguladı. Bulaşıcı hastalığın yayılmasını önlemek için şehre giriş ve çıkışları engelledi. Ama ne gariptir ki kendi çadırını hastaların çadırlarının ortasına kurdurdu. Dışarıyla bütün irtibatını kesti. Bunu duyan Hazreti Ömer radıyallahu anh onu kurtarmak ve Medine'ye aldırmak için kısa ve öz bir mektup yazdı. Halife valisini Medine'ye çağırıyordu. Onu kaybetmeyi göze alamıyordu. Ebu Ubeyde radıyallahu anh halifenin mektubunu okudu ve niyetini anladı. Şöyle cevap verdi. Allah sana rahmet etsin ey müminlerin emiri. Mektubu aldım ve anladım. Bana söyler misin? Hazreti Peygamber'in ümmetin emini dediği birisi evlatları, halkı tek tek ölürken onları bırakıp gelebilir mi? Senden ve Medinelilerden dua bekliyoruz artık. Mektup Hazreti Ömer'e radıyallahu anh gelince mektubu okuyan halife ağlamaya başladı. Etraftakiler olayı bildikleri için sordular. Yoksa Şam valisi Ebu Ubeyde hayatını mı kaybetmiş? Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle cevap verdi. Şimdilik değil ama o halkının içinde ölmeyi tercih etti. Akabinde gelen ikinci mektup Ebu Ubeyde radıyallahu anh'ın vebadan vefat ettiğini bildiriyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh daraldı, dışarı çıktı. Hızlı hızlı dağa doğru yürüyordu. Arkadaşları arkasından koşuyorlardı yetişebilmek için. Arkadaşlarına döndü, onlara şöyle dedi. Dünyada en çok ne isterdim bilir misiniz? Arkadaşları ne isterdiniz dediler. Müminlerin emiri dedi ki, bir oda dolusu Ebu Ubeyde isterdim. Bütün dünyayı idare etmek için. Ebu Ubeyde radıyallahu anh bugün orada ebedi kıyamı bekliyor. Vefat ettiğinde yaşı 58 idi. Vefatını duyan sahabe, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem ona yıllar önce verdiği haberi konuşuyorlardı. Ebu Ubeyde, sen birçok insanın hayatını kaybedeceği salgın bir hastalıkta öleceksin. Evet sevgili dostlar, beğen butonuna basmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarla karşınızda olmak ümidiyle Allah'a emanet olun.